Merhaba arkadaşlar, Diyanford Yenli kanalına hoş geldiniz. Dungeons & Dragons Second Edition oynuyoruz. Ve bu haftaki oyunumuzun ikinci partında sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, identify yapıyorduk. Can'ın karakterinin kolunu. Cromwell. Evet. Asphodel'in odasındasınız. Sabah yeni uyandınız. Asphodel, sen kapının önünde gördün onu, içeri aldın. Öyle söyleyeceğim. Hani hanın koridorunda Asmodan, ben gerek yok. koridorda beklerken bunu bana attılar. Ah, para paradır. Ne sandılarsa beni. Pardon arkadaşlar. Hastayım hala. Ama iyileşiyorum. Sen identify yaptın ona Aspada. Nerede? Şuradaydı. Evet. Sen buna baktın. Bir kere bu yapay kolda çok büyük bir büyü gücü var, onu gördün. Gerçekten çok fazla. Şaşırdın. Bir saniye. Ama gördüğün ilk güç, bunun bir kere hani bir magical item olduğundan dolayı şeylere, neydi o, direkt çıplak bir yumruk olarak kullanıldığında Silah gibi. her türlü şeye vurabildiği Orbiter muhabbeti, yani onlara gayet efektif ve hepsine efektif. İşin güzel tarafı. Ondan sonra Charm Hold Sleep spellerine immunity sağlıyor. Bu çok büyük bir şey. Hızlıca yaz tek tek bunları hocam da. Evet. Not oluyor şu an. Seri yaz. Ama Orbiter'lara vurur. Charm Hold Sleep'e immunite. ama başka güçleri daha var bunun. Onu Onlar, anlayamıyorum. anlayamıyorsun onları. Evet. Ama dahası var yani. Peki bu anlayamama durumu bir büyücü baksa fark eder mi? Yoksa benim şeyim mi, kudretim mi yetmiyor? Yoksa özel sırlı bir şey olduğu için mi, anlayamıyorum. Normalde identify spellinde ya anlarsın ya anlayamazsın. Anlayamama gibi bir şey söz konusu değil. Anlayamadığın şeyler zaten genellikle gerçekten çok büyük gizemler saklayan şeylerdir. Bu da öyle bir şey. Ama ne kadar onu kestiremiyorsun yani. Aynen, aktarıyorum. Ha bir de üzerinde olan yazıların elf yazısı olduğunu fark ettin net olarak. Üzerinde bazı yazılar var. Ya onu tam emin değilim, hatırlayamıyorum diyen. Sanki biri bize söylemişti bunun elf işi olduğunu. Şey söylemişti ama. Elayt söylemişti. Elayt değil ya, şey söylemişti. Gezgin söylemişti onu. Evet Öyle mi? evet doğru, o söylemişti. Hatta Mithranor muhabbetini de o söylemişti. Evet. Yani Mithranor'dan kalma bir şeyse bu zaten. Evet. Hani elfçe yazılar olması çok mantıklı. Elf yadigarı yani o. Anlayamadığım şeyler olması da çok mantıklı. Çünkü Mithranor yani. Ya elf büyüsünün böyle kadimleri çok Şu anki farklı oluyor elfler bile zaten. onu bilemeyebiliyorlar yani. Evet. Ben nasıl Aynen öyle. bileyim? Kim Evet, bilir Elayt kaç almamış yılmış. onu, bu benim diye. Onu alamaz canım, o ayrı mevzu. Peki başkasına verse o kullanabiliyor mu Başkasına veremem kanka. Görmediğindendir. Görse o zaman direkt birebir söylerdik kimden aldığını. Sen kimin şeyine ne diyorsun yani diye. Tabii. Yani. Ama harbiden de bir içlenirdi yani Elayt, tahminimce. Yani bir Elven Chainmail'e bu kadar ettiyse buna... Evet. Ya orada durum bir tık farklıydı aslında. Orada Orada çünkü... aile muhabbeti vardı orada. Direkt Evet. ailesinden birini demiş. Demirci benim hala oldu dedi yani. Sonuç itibariyle durum bu.
Evet. Anlaşıldı. Fakat bu şeyi açıklamadı. Teşekkür ederim. Çok yardımcı oldu ama. Kullanarak öğrenebileceğim bir şey tabii. Bunu da Asfodel sen biliyorsun. Böyle şeyleri kullanılması gerek, test edilmesi gerek, denenmesi gerek. O zaman kimseye zarar vermemek için ben bir dummy ile falan çalışa çalışa, Ya da masum bir zorlaya tavşanla. Bir de tabii başka bir pis şey daha bakışı sana geliyor aklına. atıyorum. Şu pis bakışı sana Tamdir atıyorum Leo. tavşanla. Tavşan dediğin an. Pislik. Çenemde oturtamazsın. Şu an ışıldayamıyorsun gözümde. Resmen karardın. Bir de aklına şey geliyor Aspader tabii. Hani bu elflerin kadim büyülerinden anlayan birini bulabilirsen. Ama tabii öyle biri nerede bulunur bilemiyorum. Öyle Belki biri bir şeyler söyleyebilir. öyle biri bir şey söyleyemeyebilir ama sonuçta Candlekeep'teyiz. Belki bu Mithranor yadigarlarına dair bir bilgi bulabiliriz burada. Tamam, ana kütüphaneye gidemeyebiliriz ama farklı yani daha ufak kütüphaneler muhakkak ki vardır burada. Hani onu araştırmak isterseniz. Bir şey soracağım. Üzerinde yazan Elfçe yazıları kopyalama şansınız var mı bir şekilde? Kopyalayabilir Ben misiniz? çizerim. Eğer kopyalarsanız isterseniz öyle. Ben okuyamıyorum. Ama en azından siz Ya yapabilirseniz. yapmasını yaparım da muhakkak ki hatalı bir şey yazı olur. Elfçe Hani yazma ben okuma hat bilmiyorsunuz sonuçta değil mi? evet. Yok şey hani bir Ben şekil kalıbını bir şey alamaz söyleyeyim. mıyız Ben böyle bir çizerim. zebra falan Alarak bahsettim. çizerim diyor. Ya şöyle bir durum var diyeyim. Şu anda da mesela atıyorum Çince'yi falan yapamayabiliriz. Hiyeroglifleri okuyamıyor olabiliriz ama Evet. onları taklit edebiliriz yani. Ya Ama birebir atıyorum çizebilir misiniz yani? çizgiyi Aynen. şöyle yerine şöyle yaptığın zaman bambaşka bir harfe çıkmış olur. Olabilir. O da olabilir tabii. Tamam. İşte orada Ben da çizim çizebileceğime şeydir güveniyorum. zaten. Denerim. Artistik ability'm var. Ben denemek isterim. Ya 20'liyim E atarım. tamam. Çizimin şeyi Gelişine. dexterity zaten işte. Düzgün yapabildin mi şeyi çeki. Tabii. Slotum da var. Yani. Deneyeyim mi? Siz Kağıt bilirsiniz arkadaştır. nasıl çizeceksin? Kağıt falan bulmamız lazım. Burada var mıdır ki? Var bende kağıt. Aşağı indin Olur. o zaman. Sen o şekilde İndim konuşuyorsun. ya yapabiliyorsanız böyle hani bunu çizip bir şey yapmak isteriz tabii sen de istersen. Madem böyle bir yeteneğin var. Aklım nereye attım onu da 8 göremiyorum ya onu ya. ben ayrıca atayım zaten ya. Sen atma onu. Olur, o da Tamam. mantıklı. Tamam. Ben de orada bir E şey bakacağım. ama Neyse. Ya tabii sen bunu at gizli. milletin içinde yapmayalım bence. Hani bir ara çıkarız odaya beraber orada çizersin. Tamam. Dex'im 16. Tamam 16 dex'le. Artı artistik ability drawing'im var. Sen yaptın çizimini. İşte kahvaltıdan sonra filan. Ha bir çıktık odaya biz Ha, tekrar. odaya çıktınız. Yaptın sen çizimi. Ve ya kendin beğenmedin hacı. Yok bu olmadı dedin ya. Baştan yapsan iyi olur. Bu olmadı. Daha geniş bir zamanda baştan yapsam çok daha iyi olur. Bu Tamam. gece bende Bu kalsın gerçekten dedin. olmadı. Biliyorum. Ya Bende kalmasın. Bende kalmasın. o da aslında doğru bir seçim olur teknik olarak arkadaşlar. Cromwell çünkü sen de orada böyle sap gibi bunun karşısında oturup böyle kolunu sabit tutup durmak o da rahatsız edici yani. Tamam. Bizim bir sonraki kalacağımız yerde olmadı. Gece vakti. Heh. Yatmadan önce öyle bir şey Mesela. güvenlikteysek yine Mesela yani. böyle bir şekilde yapabiliriz o zaman. Ya şey berabersek bu arada şey diyeceğim. Burada yapmak istediğiniz işler eğer çok çok acil değilse, hayati şeyler değilse hani bu kadar yakınken ben artık bir an önce evime gitmek istiyorum. Yani dönüşte tekrar buraya uğrar, yapmamız gerekenler yaparız. Ama bu kadar yakınken ben daha babamın mezarına gitmedim biliyorsunuz. Yani bir an önce de yola çıkmak isterim ben. Yani geçen sefer de konuşmuştuk. Bu sizden ricamdır. Hani Tamam. burada fazla oyalanmayalım. Oradan çıktı Tamam. tekrar buraya gelir yapmamız gerekenleri yine yaparız. Eğer İyi dediğin tabii gibi yani. çok acil değilse hani acil Değil. derseniz zaten uyarım ben size problem değil. Benim acil bir işim yok. Yok. Ama Direkt çıkalım. onun Ay, dışında hani... bu konuda düşünmem için bana biraz izin ver şey olsun. Tabii. Ne kadar mesela?
Şöyle mesela Beş ben dakika. burada eğer kütüphanelere girebileceksem onu bir görüşüp şey yapmam lazım. Burada kalıp ben araştırmalarımı yapmayı tercih ederim. Çünkü kütüphane araştırması çok uzun iş. Araştırmak istediğim çok özel, kimseye anlatamayacağım şeyler var. Leovold o böyle deyince içerledin hacı. Niye gelmiyor yani? Ayıp ettim be falan oldum yani Şimdi kendi kendime. şu şey muhabbeti var. Onu hani araştırmak istediğim şeylerin bir parantezinde açayım. Bu şey eldiven muhabbetine zaten bakmak istiyorduk. Ondan sonra şu druidin kapalı kaldığı ada muhabbeti var ya, oradaki o yaratığı araştırmak istiyorum. Bir şey daha vardı gene böyle önemli araştırmak istediğim, şimdi İşte aklıma şu cadı gelmiyor. muhabbeti vardı. Cadı muhabbeti var, onu da araştıralım. Ondan sonra zaten yanlış hatırlamıyorsam burası bir tapınak, burada bir ziyarette bulunmamız lazım. Tapınak bölümüne. Ogma tapınağı var. Şey Ogma mıydı? Gond muydu? Ogma. Ogma burası. Bu arada arkadaşlar dün akşam biraz ufak kötü bir rüya da gördüm. Onu da belirteyim. Değinemedim. Birkaç olay oldu malum sabah. Bir an uyandım. Sanıyorum bu ormandaki mührü patlattım ya ben. Orada ölen artık hayvanlarımı çok içerledim nedir? Bir an bir sessizliğe uyandım gece. Hiçbir ses duymadım. Ve anlıktı ama yani biraz sürdü. Sonra yavaş yavaş kendime geldim tekrar ama bir acayipti yani. Etraftan ses duymadım. Peki kendi iç sesi ne diyordu bu esnada? Ya ben zaten bayağı üzgünüm Leo. Yani hani pek belli etmiyorum Belki bazen de. kendini dinlemen için etraftan ses duymamışsındır. Olabilir. Böyle bir şeyim oldu yani gece vakti. Yani bununla alakalı sen ne hissediyorsun, sen ne düşünüyorsun? Bunun Ben üzgünüm. Bak fırsatı sana bunu sunulmuştur belki bir dur bir düşün ne olduğuna dair diye. ben üzgünüm bu kadar aceleci davrandığım için zaten. O başka bir şey yani hani onu anlatamam size. O ben de yaşıyorum onu da. Ama şunu anlatabilirim rahatlıkla. Hani ben kendimle ilgili iç mukayeselerim var. Özellikle böyle konularda. Daha önce Kılıç'la da yaşamıştık bunu biliyorsun. Evet. Yine bir ona benzer bir acı tat bıraktı ağzımda. Ha, şu an iyiyim ama akşam böyle bir şey oldu yani. Acı tat bir Hoş, süre ben kalacak mı biliyorsun. Bak ben senin dostunum yani bu konuda sana de... Tabii hani ki, tabii ki. sugarcoating şey yapacağım, şekerlemeyeceğim konuyu. Yani o acı tat bir süre kalacak. Evet. O arada Böyle. sizin yanınızda kedi de yanınızdaydı yine. Ben söylemiyorum ama oradaydı. Valla ben dedi şekerleyeceğim. Cromwell boş ver, takma kafana. Sen büyük bir savaşçısın. Herkes bazen hata yapar. İnsan değil misin sonuçta? Hepimiz hata yaparız. Sonuçta ölümlüyüz, değil mi? O Öyle kadar de. da kafana takma. Önemli olan aynı hataları tekrar yapmamak. Ya Çok bazı ya durumlar ben vardır senden ki sonra öğrendim tamam Cromwell. bazı durumlar vardır ki sorumluluk sahibi bireylerin hata yapma nasıl söyleyeyim Özgürlüğü yoktur diyeceksin. özgürlüğü Lüksü. yoktur, lüksü yoktur ya da çok daha azdır daha rahat bireylere göre. Evet, ama sonuçta bu dünyanın sonu değil. Neyse ben daha dikkatli olacağım zaten bu konuda. Anlaştık. Karamsarlığa düştükçe daha da karamsar olursun Cromwell. Boş ver kendini, bunlar için daha fazla üzme. Önündeki iyi şeylere odaklanmaya çalış. Yani. Pantero sen ne yapacaksın buradan? Ana karaya geldik Ah, artık. açıkçası güneye, evime doğru dönmek istiyorum ama bir taraftan da istemiyorum. Niye? Çünkü çok kötü bir yer. Çok vahşi bir yer. Ve ben Gitme o o zaman. vahşiliği sevmiyorum. Bizimle Bir beraber taraf misin? Kalmak ister misin? taraftan da evimi özlüyorum. Aslında sizinle beraber kalmak. Sence ister miyim Leovat? Bilmiyorum hani her şey güllük gülistanlık olmuyor bizim etrafımızda. Bunu az çok öğrenmişsindir. Hani sürekli at üstünde veya handa değiliz. Yeri Emin ol benim geliyor. için de aynı şey geçerli. Onda bir değişiklik yok. Eğer kalmak istersen beni biliyorsun kollarım açık. Tabii diğer arkadaşlar için de
Onların da fikrini almak lazım muhakkak ama. Ya şöyle bir şey Bir döndü söyleyebilirim baktı sana. sizlere. Pantera yani hani Pantero. Pantera bu bak. O başka. Pantero şey yani hani biz yoldayız. Yolculuk ediyoruz genel olarak. Macera değil mi nevi? Ya kelle Yollarda işte koltuktayız başımıza açıkçası. yani türlü türlü iş geliyor. Sen Söyledim ya ben de kendini öyleyim zaten canım. Bir şey fark yani etmiyor o konuda. savunabildiğini söyledi bize. Biz de bir şeye karışmana gerek yok. Kendini savunman bizim için yeterli demiştik hatırlarsan. Hani bunu bu şekilde devam ettirebiliyorsan, çünkü bu da bir sorumluluk. Senin az önce bana söylediğin gibi. Yapabilirim diyorsan benim için sorun yok. 9 yanlıyımdır ben. Bilmiyorum. Ben seni ilk kez tanıyorum. Kaç tanesi kaldı? Saymadım. Bence çok seslilikte her zaman bir güzellik vardır. Bizimle yolculuk etmem benim hani sen istersen değil bilakis hoşuma gider. Hem değişik hikayeler paylaşırız karşılıklı. Evet. Kim bilir belki yolumuz güneye de De düşer. Hem değişik bir renk senin olur. homeland'ini de görmüş oluruz. Yok orası çok güneyde. O biraz Alarik. zor gibi evet. Gerçekten çok güneyde yani oraya gitmek ömrümüz vefa ederse belki. Senin ömrün bir kere vefa etmiş, buraya kadar gelmişsin. Ne İşte olacak? yarısı gitti. Zorlama diyor daha Öldürürüz fazlasını. tamamlarsın. Yarısı o yolda gitti zaten. Hani öteki yarısını da geri dönüşte bitirmek istemiyorum doğrusu. Ya Bu da belki de arada olabilir ya. Cromwell o konuda bir şey söyleme şeyim olmadı. Tekrar aynı konuyu açmak istemiyorum aslında ama Yo, bu dinliyorum, dinliyorum. gemi battıktan sonra ben de çok vicdan azabı çektim o konuda. Bazı istişarelerde bulundum eğitimin şeyleriyle yaratıklarıyla diyeyim artık sizin anlayacağınız dilde geçmişi değiştiremezsin yaşanacak olan bir kader çizgisi vardır kaderin iplikleri örülmüştür değiştiremediğin şeyler için hüsran duymak yerine bundan sonraki atacağın adımlara dikkat etmek yani o değiştiremediğin şeyleri takılıp kalmak yerine önündeki adımlarını düzenlemek daha mantıklı olan. Ama bu konuda eğer olur da atonement yapmak istersen ben sana yardımcı olurum zaten biliyorsun. Tabii canım çünkü geçmişine o kadar bakarsan önünü göremezsin Cromwell. Onu demeye çalışıyorum evet aslında. Arkana dönerek yürümek gibi bir şey bu yani. Evet. Teşekkür ederim ya. Ben her zaman yanımda olduğunuzu bildiğim için zaten daha da güçlü hissediyorum da. Yine Pantero böyle pıt pıt yaptı omzuna. Tabii yanındayız canım. Neden olmasın? Ben de sizin yanınızdayım ya madem. Memnun Gülüyorum oldunuz. hatta. O zaman. Leonard senin evin buradan ne kadar uzakta? Biz bilmiyoruz sen biliyorsun ama. 2-3 gün. Çok değil. 2-3 gün tamam. Atla böyle at. Aa at. O geldi Atıp git. aklına. Atla 2-3 günde. Buradan sizin oraya düzgün yollar vardır diye düşünüyorum ben. Bir at Muhakkak. arabası gibi bir şey bulsak. Beregor Hani bir sürü zaten at kiralamak ticaret almak yerine. kasabası. Burası Hani. da büyük şehir olduğu için arasında yani ana yol mevcut. Yani bir sürü at almak yerine diyorum. Bir tane at arabası kiralasak. Onunla gitsek gelsek daha kolay olmaz mı? Kiralayamazsınız bir kere onu. Kiralayamıyor. At Kim tanıyacak seni yani? arabasını önce satın alırsın. At Gelince de arabasını satarsın. gelince de satarsın Ha aynen. yani. Yo sen sizin lordluğa bırak işte ya. İlla E faydası olur nasıl ne olacak? döneceğiz? Dönüş Ha, için diyorum yani oradan da başka at bir alırsınız ne oradan da bileyim. at alırız. Ama değişiklik yaparız işte. Bilmiyorum ya ben atıyorum. Bana bakmayın siz. Ya siz bilirsiniz tabii Ya sıkıntı yok. mantıklı. O zaman Ama at arkadaşlar. arabası At var her türlü arabasını alsak attan ya. daha yavaş gider. Bu da şundan dolayı Orası söylüyorum. kesin. Birden çok canı tehlikeye atmayalım bari. Daha önce böyle bir at aldık biliyorsunuz. Şu an hiçbiri yok. Ama gemiye bindirdik atları yani. Yani o Yani gemideki biliyorum da yani. birçok can Ya tamamen bunu hayatını düşünerek söyledim kaybetti. arkadaşlar. Başka bir sebebim yoktu yani. Yani Siz o bilirsiniz geminin diye ben kaptanı da uyardım. öldü, denizci de öldü, büyücüsü de öldü. Ya tamam şey yapmıyorum. Gidenlerin hepsi can. Ama diyorum ki yani yine bir yolculuğa çıkacaksak 2-3 günlük yani bir at arabası, iki at. Neden olmasın yani? Acelini anlıyorum Leovast ama en azından bir gece daha burada kalalım. Bugün burada Ogma Tapınağı'nı bir ziyaret edelim. Önce kütüphanelere girip giremeyeceğimizi bir öğrenelim. Buradaki düzeni tamamen bir anlayalım. Ondan sonra ne yapacağımıza dair plan yapalım. Yola çıkacaksak da yarın sabah erkenden çıkarız. Uygun mudur herkes için? Umarım Nasıl girebiliriz. dersen. Tamam, bir şey Vallahi söyleyeceğim. Ben Leovald bir dakika. Leovald harbiden böyle içinde bir şey oluyor. üzüldüm. Ne Ya derler? net net üzüldüm. Yok yok.
yine geleceğini söylemesi biraz su sertti, o ayrı da. Ama yani bir gün beklemek de şey açısından iyi gelmiyor. Gerçekten kötü hissediyorsun kendine. Evine dönmek istiyorsun yani, babanın mezarını ziyaret etmek istiyorsun. Adam öldü lan yani, öldü yani. Ötesi yok. Geciktirmek ondan istemiyorsun ama en azından geleceğimin sinyalini yaktı. O yani beraber şeye gideriz girmedi. Dedi. İyi tamam, hadi bir gün daha hatırın için beklerim, o geldi konuya yani. O zaman herkes hazırsa ya da yapacak işleriniz varsa halledin. Bir Ogma Tapınağı'na geçelim o arada. Ben sizi şunu burada söyleyeceğim. Bekliyorum. Deyip bir şey eğer yapacağım orada diyen ben. Bir siper. Sen zaten araştıracağını söyledin. Hani kolumla ilgili olan o diğer mevzuyu da. Onun için bir de ben okuma yazma da bilmiyorum. Tapınakta benim yapabileceğim bir şey yok. Bir şey de Tapınakta ne alacağım demek size. Yapacağım bir şey yok. Tapınak burası. Ogma Tapınağı. Hayır, o şu açıdan anda değil. Bildiğin her bilgiyi Ogma'ya borçlusun. Ya saygı duyuyorum tabii ki Tanrı'ya ama o değil demek istediğim. Bu bilgi araştırmaya gitmek değil. Tapınak ziyareti bu zaten sadece. Araştırmak bir günlük sürecek bir iş değil. O zaman şöyle yapalım. Ziyaret edelim. Ben işte bağışımı yapayım oraya, duamı edeyim. Çıkayım. Şey istiyorum. Şu bilemediğim bir diğer güç var ya. Bir damıyla mamıyla bir şeyle çalışayım. Olmadı Leo'yla beraber gidelim. Bunu bir çözmem lazım benim. Anlatabiliyor muyum? Hani... O güçlü vuruş nasıl oluyor? Bunu bir öğrenmem lazım. Ya Madem tamam, böyle bir onu vaktimiz yaparsın var. ama hayır, yola çıkacaksak 3 günlük bir yoldan bahsediyor Levat. İşte at mı alacağız, at arabası mı alacağız, bilmediğimiz bir yer. Bunları bir araştırıp yol hazırlığına şey yapmamız lazım. Gemiden indik. O daha acil Sadece, diyor yani. Sadece üstümüz başımız var. Yolda da yaparsın onları. Ama şu anda Tamam. bugünü hani Tamam. Hem buranın bir düzenini öğrenmeye hem de işte yol hazırlığımızı yapmaya ayırmak daha şey. Tabii şimdi siz diyorsunuz araştıracağız burada da. Neye göre? Nasıl Ya yani? araştırmak zaten öyle 2 saatlik bir iş değil ki. Buraya 2 hafta kapanmamız lazım. Grover, 2 tane at 5 kişilik arabayı çeker mi? Bilmiyorum, çeker mi? Düşünüyorum bir. Ne bileyim, Çeker. sen Büyük, bilmiyorsan ben çeker. nereden bileceğim? Çeker, Büyük yük atları çeker. çeker ya, niye çekmesin? Çeker. Arkadaşlar çeker, benim atım da çeker. iki at alsanız zaten size yeter. Benim cebimdeki atım var. Alerik'in de var atı. Siz Aynen. kendinize birer at alın. O Çıkalım yola zaman ki ben arabaya siper de gerek yaparım. yok. Ha, arabaya gerek yok, ben Tabii siper de atla daha yaparım. hızlı gideriz. Şeyde Yani tabii. tristit de yaparım ben. Tamam o zaman. Pantero, senin atın var mı? Yok. O zaman üç Atlarla tane ilgili abi. sorunum var. Binemiyor Tamam. musun? Binemiyorum. Benim arkama İyiymiş. otursan. O zaman çok ağır oluruz. Ben Asmodel'in arkasında daha rahat ederim diye düşünüyorum. Hem de o normal bir at olmadığı için onunla problem de yaşamazsın bence. Bir şey söyleyeceğim. Yürüyüp Bur binmesine. Yani evet, normal Burada atlar biraz huysuzlanıyor. Ondan. Ya bu hanın büyük bir ahır vardı. Belki at da satıyorlardır. Soralım hazır O buradayken. zaman 2 tane at alacağız. Bir sana bir bana. Yani. Okey. Diyem. Ben onlar hani odadan ne bileyim çanta şu bu alıyorlar ya, hani çıkmadan bir hazırlanırsın ya, onu yaparken ben burada masada şey yapacağım. No customs yapacağım. He. Ben o zaman Bu. heavy warhorse alıyorum. Alalım birer Al tane. veya tabii Al sana o yakışır İstersen. bu. Sana o Bana da yakışır yakışır. yani. Hepimize yakışır. Sana da o yakışır tabii yani. Koca knight'sın yani, sütçü beygiriyle mi geçeceksin? Yani bu, burada Yani. crest'ini taşıyorsun hani. Ha, bir de evine Ne gideceksin yapacaksın? yani. Ha. Gururla gitmek var, bir de riding course'la böyle. Ha, şeyle Eşe Doğankapı Şahin'le mi bekliyor. gitmek istersin? Porsche'yle mi gitmek istersin? Yani. Burası senin mekanın. Önden buyur Bank istersen robber. Leo. Ticareti sana bırakayım burada. Yürü yürüye gitti. Yani. Ne kadar para var ki benim, bir saniye. Tabii para da lazım. Tamam, kalmış Bende hiç yok. 750 gold. Tamam, 1350 de bende var, alırız be ya, hadi. O kadar cem demem de hepsi bitti, nasıl satayım? Ben de Ne buraya tit yapalım bırakacaktım. abi? Ne yapalım? Olabilir. Tit. Neredeydi o? Sen no customs diyorsun yani. No Ha? customs için diyem, buradaki yerin custom kuralları, sosyal etiği, etiketi falan filan anlayabiliyormuşsun ama Sen bir gün önce kutuya gene cam koymuştun. bir gün önce değil, koymuştum, bir gün geçti, çoğalmamıştı, daha devam ediyor, o hala duruyor. Tamam, çoğalmamıştı da ondan sonra yenisini koyacağım dedim. Onun üzerinden de bir gün geçti. Koymadım işte yenisini, hala 500'lük duruyor içinde. Ha, O koymadın mı? çoğalmadı çünkü. Onu Ya bekliyorum. çoğalma önce bir düşünü koyacağım dedin. Üzerinden onun ya bir ya Bir 2 gün düşüğünü geçti. değil, hayır. Direkt kapattım, aynısı biraz daha dursun Ha, dedim. biraz daha dursun dedim. Tamam.
Ya bakarsın yine ya şeyden bugün. Bakarım. Biz o zaman şey Kromer gel bir atlara bakalım seninle. Bir saniye Tamam. arkadaş. No customs yapıyordun sen. Buranın kurallarını işte normal etiğiniz, artınız, zurtunu her şeyini etiketini falan öğrenebiliyorsun. Ama bunun için tabii öncelikle bir tane burada villager seçip ona 30 yard mesafeden kestetmen lazım spellini. İşte Spell'de diyor ki yanlış anlamadıysam adjustment in encounters with members. Ya Hancı ile konuşurken bunu yaparsam artı bir adjustment bonusu alacağım. Evet. The spell gives the caster reaction adjustment encounters diyor. Bir de benim luck'tan artı bir gelmesi lazım. Çünkü şey %5 ya. 20'de 1 oluyor. Artı 1 oluyor 20'lik zarda. Evet. Artı 2 ile yani. Hancı ile gidip bir sohbet edeceğim. Tamam. İşte biz Ogma Tapınağı'na gitmek istiyoruz. Bize yolu tarif eder misin falan filan. Hani orada ne yapılır ne edilir gibi sorular sorarak o anda da spell yapacağım. Tamam. Atalım bakalım. Evet, adam seyri tutturamadı. O şekilde hani bayağı bir bilgi öğrendin buranın kanunu kuralları hakkında. Ama tabii hepsini tek tek saymaya gerek yok. İhtiyacın olduğunda sen de hatırlatırsan o konuda yardımcı olabilirim. Öğrenmek istediğin özel bir şey varsa hemen onu da Tamam, şimdi söyleyebilirsin. tapınağa giderken ne yapmamız lazım onu bilelim. Ona göre usulünce Normal gidelim. tapınağa gitmeniz lazım onun Tamam, şey yok herhangi bir onda. şey yok, özel bir şey yok yani. Evet. Okey. O zaman Özel girelim şeyler hadi. genellikle Candlekeep'in surlarının içerisindeymiş. Onu öğrendim mesela. Onu merak ediyorsan. Onun dışında hani burada genellikle birçok kişi birbirine tam olarak normal hani Feoron'un genel şeyinden farklı olarak daha bir saygılı davranırlarmış. Onu öğrendin yani. Tamam, güzel. Bir Social de custom olarak. başka ne tapınağı var burada? Onları da bir bileyim. Ha, onları öğrenmek Bu benim istiyorsan için eğer. önemli. Latender, Selun, Şandakul aradığım ya da Timora. Aslında Var öyle mı? tapınak bilgisi alamazsın No Custom'la ama Ya adama sordun adam soruyorum. söyledi Ha, yani. soruyorum. Onun spell'le Sorabilirim yani. alakası yok. Aynen. Şimdi Hatta neredeyim? diyeyim ben bir Timora Lakbringer'ıyım. Hani tapınakları ziyaret etmeyi severim. Varsa buralarda hani hangi tapınaklar var bileyim, ona göre ziyarette bulunayım. Sayın Bir Hancı. dakika. Hancı. Gurbetten geldim, yorgunum Hancı. Bulursam eğer orayı inşallah söyleyeceğim direkt ama bir kere Ogma var. Evet. Heh, buldum. Deneyir Şirayını var. Gont Şirayını var. Milis Şirayını var. Milil Bir tane neydi? Mi? Ogma tapınağı var. Yani Milil de olur ya. Milis Elay. Bard Ha, genellikle. Elay değil de Bartları severim. Şey de var bende ya, biraz hani çalgıcılık falan. Ya Barda mı düel ya? Şey yapsam multi. Güzel gider aslında. Onu da konuşamadık bir türlü ya. Ya evet. Neyse, bakarız sonra şey yaparız onu. Tamam. Millet hani hazırlanırken ben yaptım ya bu konuşmayı. Onlar da gelince hadi çıkalım. Yolu da öğrendim. Biz şehre at almaya gidecektik Kronwall'le. Şehre değil de bu handan bakalım demiştim önce. Ya Hani şehre büyük dedim. bir şey var ya. Şehre dememiş şeyle dedim. Sonra Kronwall dedim. Doğru diyorsun. Tamam, sordunuz arkadaşlar. Abi, şey bu handa at satılıyor. Var burada büyük bir ahır. Tamamdır. Ya Süper. fiyatlar nedir? İşte Heavy Warhorse 400 gold. Tamam. Alıyor musunuz iki tane? Ben alırım. Tamam. Adam oradan ayarladı iki tane. Tamam. Ben veriyorum. Sen mi vereceksin? Ben vereceğim. Benden olsun Var dostum. bende ya. Olsun. Ya Başka bir ben şey de sen kullanırsın. Ne buyur. fark? Ne fark edecek? Olsun. Yakın zamanda beni gruptan atmayı Saçmalıyorsun şu an. çok Ben seviyorum seni de şey ondan. verdim. 400 gold verdim Bak ya. İyi, hadi ben de verdim. Bizim oralara gidince astıracağım seni. Oranın lorduyum ya. Ha.
Şey dişi mi at? Ne istersen Ece'nin dişi erkek fark etmez. Sen ne Dişi istersin? olsun. Adını Ophelia koydum. Okey. Mis. Süper. Ophelia. Hadi bak. Kulağına üç kere söyledim. Ha. İki de yelesini sevdim. Tamam. Yavrum senin adın Kamuran dedim. Kamuran demeseydim birazcık Yanlış yanlış değil. Kamuran, Kamuran, Kamuran dedim kulağına. kötü Kaldı öyle Evet. şimdi. Başka bir şey var mı arkadaşlar? Benim bir şeyim yok ekstra. Biliyoruz. Tamam, o zaman toplandınız, tekrar bir araya geldiniz. Oradan tapınaklara doğru gittiniz. Şeye, bu Candlekeep'in ilk surlarının olduğu yere geldiniz işte. Orada tek tük böyle insanlar öyle gidip geliyor. Oraya geldiğinizde ilkin bir pazar yeri gibi bir yer, bir meydan vardı. Onu da şöyle göstereyim. Şuradaydı. Daha önce attığım resimlerde var Asfodel, ama yukarıdan görünüşü var bir tane. Attığım resimlerde. Orada bir tane ön kısım var. Orayı gösterebilirsin. En sağdaki bölge yani. Bulabilirsem umarım. Ha, bu Burada şey Skype'tan harita, atmıştım. harita gibi bir şey yapmıştın, değil mi? Evet, evet, evet. Okey, hemen Kuzey, geçtim güney, onu. doğu, batı yazıyor. Sağ üstünde Candlekeep yazıyor. Oradaki işte büyük meydan alan vardı işte. Oraya geldiniz işte. Orada pazar yeri falan var. Bu güney kısmında, alt tarafta. Batı kısmında hani asıl Candlekeep var yani. Kütüphanelerin olduğu yer var. Tapınak içeride arkadaşlar. İç surların olduğu kısımda. Oraya geçmeniz lazım. Tamam, geçebiliyor muyuz? Baktınız kapılar açık, geçiliyor gördüğünüz kadarıyla. O şekilde iç surların olduğu yere geldiniz arkadaşlar. İçeriye girdiniz. O ortadaki büyük yer var ya. Siz de açıp baktıysanız görürsünüz. Yeşil çatılı büyük yer var ve onun altında surlu başka bir küçük surlu alan daha var. Oraya girişler özellikle tutuluyor arkadaşlar. Oraya giremiyorsunuz. Onun dışındaki diğer yerleşimlere gezebiliyorsunuz. O kuzey kısmındaki bölgelere, işte batı kısmındaki bölgelere filan. Tapınak da orada işte. O kuzey kısmındaki, o evlerin olduğu yerde yani. Oraya gittiniz, tapınağa girdiniz. Kallavi bir tapınak var arkadaşlar. Dev gibi. Ve o tapınağın içerisinde bu diğer işte Milil, Deneyir ve Gond şeylerinin şirayınları var tapınağın içerisinde direkt. Asmodel ne tapınağı burası? Asmodel mi? Aa. Asmodel Asmodeus. Asmodeus Ben şey olmasın. kulağını Anmadım. şey Asfodel F'le. Asfodel. Fısıldayarak söyledim bunu kulağına. Anlatıyorum dilim döndüğünce. Deneyir yazman da sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Ogma Katip. bilgilerin tanrısıdır. Deneyir onun katibi. Milil Bartların tanrısıdır. Diğeri neydi? Gond. Gond. Gond da Crafter. İcatları. Craft'tır. Mühendis. O zaman burada hiç Şantaya, Silvanus falan aramayalım. Yok. Yok. Maalesef. Aç gözlü tanrıların yerlere. Söylediklerimize dikkat edelim, özellikle onların kutsal topraklarında bence. Der ki ki Niye onlar da Şantiyan'ın kutsal topraklarındalar? Genel olarak yeryüzünde. Öyle değil mi? Tam olarak öyle Selun'un değil. sana verdiği ışıkla aydınlanırken, Ogma'nın sana verdiği bilgilerle hayatını devam ettirirken, Milil'in bahsettiği şarkıları dinleyip gecelerini şenlendirirken, onlara atıfta bulunmak da güzeldir. Şantaya'nın ormanlarında yürürken Şantaya'yı anmak da güzeldir. Bunları birbirinden ayıramazsın. Ayırman gereken yerler olur, ama onlar bunlar değil. Ya da kılıcını Gond'un verdiği bileği taşıyla bir Ha, dahaki. ya da evet. Yani birine dua ederken ötekinin varlığını inkar etmek buranın doğasına aykırı diyelim. Varlığını inkar etmiyorum. Mucizeleri apaçık gerçek.
küstürmeyelim, gücendirmeyelim diyelim o zaman. Çünkü tanrılar sesimizi duyar, dedi oradaki bir tane akolit. Hoş geldiniz. Kesinlikle, merhaba. Hoş bulduk. Nasıl yardımcı olabilirim size? Burada bulunmuş olmamız nedeniyle bir ziyarette bulunmak istedik. Ha, tabii, buyurun. İçeriye gittiniz işte, o şeyleri, şirayınları adam bir şöyle bir gösterdi. Hı hı. Belli ki boş geziyormuş şu anda ki size böyle zaman ayırdı yani. Ondan sonra şeyi gördünüz, bu turuncu cübbesi var. Ogma sembolü falan bir tip böyle. Hı hı. Buranın akolitlerinden büyük ihtimal. Dur, Ogma'nın sembolünü de göstereyim sahi bu arada. Merhaba, ben Asphodel Devix, bir Luckbringer'ım diye elimi uzattım. O da sana dedi ki... Jack. Alistar Shufflebottom. Ay. Shufflebottom. O Halfling mi? Yoksa. Yok. Bayağı Halfling ismi çünkü. Yok canım, kağıt hani fışmış shuffle hani sayfalar. baba Halfling. Annesi ork. Bazı konularda bilgiler almak hoşumuza gider aslında. Ama ilk önce şunu sormak istiyorum. Bu tapınağın işleyişi de şey gibi midir? Yani hep buradaki bütün gördüğümüz şirinler Ogma çatısı altında mı? Burada var. Yok. Yani onlar tabii özerktir sonuç olarak ama oralar tabii. Sadece shrine. Yani isteyenler orada dualarını tabii ki kendi inançları doğrultusunda edebilirler. Yani aslında... Ogman'ın çatısının altında olmaları sadece bir güvencedir, o kadar. Şunu söylemek istedim aslında. Normalde biz gittiğimiz tapınaklara en azından yapabildiğimiz kadar bağışta bulunmayı... bulunmaya çalışıyoruz ama shrine'lara üstüne bırakmak mı doğru, yoksa hepsini Ogma adına bağışlayıp onlara da dağıtılsın diye mi belirtmeliyiz? İkisi de olur dedi. Nasıl isterseniz. Neden olmasın? Tamam. Bağış kutunuz ne tarafta? Hmm. Şurada girişte diye gösterdim. Ama bayağı uzakta yani. Dev gibi bir yer. Sizin çıkışta oluyor aslında. Yani çıkarken de tabii. Yok, ben özellikle şimdi şey gideceğim diye. Özellikle bu muhabbetin arasında gidip 400 gold, 100'er gold hepsine bırakacağım. O yolu teptin yani. Gösteriş yapmam lazım burada çünkü. Amacım tamam. O. Anladım. Bak, ben bağış bırakıyorum, bana yardımcı ol şeyi bu. Ben de akolite sıkıştırmak istiyorum abi. Nasıl bu böyle her işte dua ettiğinizde biliyor mu böyle? Bilgi alabiliyor musunuz Erdoğan'ın sonunda? Biliyor mu bu tanrı her şeyi? Ben özür dilerim. Ben tanrılar hakkında çok fazla şey bilmiyorum. Evet. Her şeyi bilir Ogma. Çok doğru. Ve hepimizin sesini duyar. Emin ol. Bilir her şeyi. Tabii. Biz onun sesini nasıl duyabiliriz? Okuyarak. Ben çok severim okumayı. Peki siz benim geldiğim yerde çok fazla kişi okuma yazma bilmez. Hı-hı. Ben çok zorluk çektim öğrenirken. Bilgi sadece okuyarak olmaz tabii. Deneyim de vardır. Muhakkak. Hı. Peki onları nasıl kaydediyorlar? Neyleri? Okuyarak bilinmeyecek şeyleri mi? Evet. Mesela ben biriyle karşılaştım. Bir düşmanla karşılaştım. Şu an onun hakkında araştırma yapıyorum. Bir resmini çizdim. Biraz iki satırda yazdım. Ve daha önce uğradığım hiçbir kütüphanede onun hakkında bilgi bulamadım. Hı hı. Ne yapabilirim bunun için? Eğer bilgi arıyorsan dünyanın en büyük kütüphanesi burada. Beni alırlar mı oraya? Sanmıyorum. Okuma yazma biliyorum. Kitaplarda nasıl bakılması gerektiğini biliyorum. Almazlar mı yine de? Hayır, almazlar. Anladım. Çünkü birçok bu kitapların değerini bilmeyen, okuma yazma bilen insan var. Peki bir yol gösterir misiniz bize? Nasıl ben bilgi öğrenebilirim? Eğer aradığım bilgi oradaysa. (Gülüyor)
Her şeyi bilemezsin, biliyorsun. Hiç kimse her şeyi bilemez. Sadece Ogma her şeyi bilir. Ve eğer bir şeyi bilmen gerekiyorsa ve sen o bilgiye layıksan, işte o zaman ancak öğrenebilirsin. Bilmem anlatabildim mi? Yok, anlatamadınız, özür dilerim. Ben anlayamadım. Çünkü benim kapasitem belki yetmedi. Gerçekten yetmedi belki. Anlıyorum. Ben olmadı. Ben de. Peki, Teşekkür ederim bir şey ama. değil. Hepimizin kendi adına öğrenmek istediği şeyler var ve bilgiyi öğrenebileceğimiz bütün şeyleri öğrenebileceğimiz yerin kapısındayken oraya girmemizin imkanı yok mudur? Bize bu izni çıkarmanın yolu nedir ya da? Gerçekten bu çok zor. Madem ki bu şekilde anlamadınız, ben size anlayacağınız dilden anlatayım bunu dedim. Tabii lütfen. Şöyle Dinliyorum ki, dikkatle. buraya merak ettiklerini öğrenmek için gelen her yıl yüzlerce insan ve insansı var. Gerçekten sayısını bilseniz aklınız hayaliniz durur. Ve şöyle bir şey ki, şu dışarıya çıktığınızda gördüğünüz surların içerisine o kadar insanı tıkıştırsanız yine de sığdıramazsınız. İşte bu yüzden herkes giremiyor. Bilmem şimdi daha açıklayıcı oldu mu? Olmadı, sırası yok mu bunun, sıraya falan girelim o zaman. Maalesef daha önemli şeyler var yapılması gereken. İnsanları sıraya sokmak değil. Ne demek istediğinizi gerçekten çok iyi anlayabiliyoruz. Ama Aa, tabii eğer içeriye girmek konusunda bilgi edinmek istiyorsanız Gate Warden var dedi. Onunla konuşun, o size yardımcı olur. Girişte. evet. Tamam. Teşekkürler. Yani işin prosedürü nedir diye öğrenmek istiyorsanız. Bir şey değil. Böyle böyle gidiyorum abi oraya Tamam. doğru. O şekilde gittiniz siz. Kocaman surlar arkadaşlar. Yani bir suru geçtiniz, ikinci suru geçtiniz, üçüncü sura geldiniz yani. Diyem, bu arada söylemeyi unuttum ben. O anda da yanımda değildi. Yol arkadaşlarım. Ben buraya gelirken yolda hani no customs yaptım ya. Aklıma gelen hani o şeyle öğrenebildiğim her şeyi mümkün olduğunca aktarmaya çalışıyorum. Şöyle davranın, böyle yapın. Özellikle Cromwell'e ve Alaric'e ki Dikkatle dinliyorum bana özellikle söylediği her hatta şeyi. Cromwell'e, çünkü Cromwell'de etiket de yok. Hani böyle bak, burada insanlar birbirine aşırı saygılı, böyle konuşuyorlar, şöyle Evet. yapıyorlar falan filan. Bildiğim hani öğrendiğim her şeyi kısaca özet geçmeye çalışıyorum. Onu söylemeyi unuttum buraya gelmeden, onu yapmış olayım. Evet. O zaman gittiniz siz bu Gate Warden'ın olduğu yere. Baktınız arkadaşlar, giriş kapısı var, kocaman bir tane. Giriş kapısının önünde duran bir tane adam var. Siyah cübbesi var. Böyle şey, açık cübbesi. Onun da arkasında iki tane kapı gardı var. Şey, full plate armorlu. İki tane böyle bu nöbetçi silahları olur ya, halbertler böyle kocaman. Onlardan var. Onun dışında bu adamın önünde bulunduğu masanın olduğu yerde birkaç kişi beklemekte masanın önünde. O masanın arkasındaki siyah cübbeli adamın arkasında da turuncu cübbeli 12 tane adam var arkadaşlar. 12'si de tek tip kıyafet giymiş ve orada sadece durup etrafa bakıyorlar. Siz de kapıya kadar geldiğinizde anladınız ki o Sıra masanın burası. önündeki sıraya geçmeniz lazım. Alarik diyordu ya, sıraya dizdim madem. Dizmişler bak. Alarik gördün Dededir. mü? Bir sıra olması lazım zaten. Biz de girelim madem. Neyse arkadaşlar, siz de sıraya geçtiniz. Önünüzde 3 kişi var. En öndeki masaya en yakın olan işte adamla bir şeyler konuştu. Evet. Talantir dedi. Tamam. Adam aldı Talantir. kağıt işte. Ondan sonra
imzalar filan atıldı. O siyah cübbeli adam, bu herife geçebilirsiniz dedi. Böyle o da işte kahverengi cübbeli bir tane şey, büyük ihtimal büyücü. Böyle asası masası var işte. O şekil girdi içeriye bir tane adam. Bir sonraki geldi. Baktınız o da işte böyle yapılı, güçlü, kuvvetli, silahlı bir herif. Zırhı mırhı, zartı tutu var. Adam baktı, giremezsiniz dedi direkt. Siyah cübbeli. Ondan sonra öteki adam dedi işte niye giremem? İşte girmem lazım, öğrenmem gerekiyor. Kardeşimin akıbetini bilmem gerekiyor filan dedi. İçeriye giremezsiniz efendim dedi. Ondan sonra ama girmeliyim, işte öğrenmeliyim filan. Giremezsiniz dedi. O siyah şey, siyah cübbeli adamın önünde oturduğu masanın üzerine adam böyle hani elini koyup içeriye girmeliyim dedim filan diye şey yapmaya yeltendi. O arka taraftaki 12 tane adamdan biri süratle 2 adımda herifin oraya geldi. Tak diye herifi bileğinden tuttu. Giremezsiniz dedi beyefendi dedi. Ondan sonra güçlü bir şekilde ittirdi adamı şöyle. Adam sizin önünüzdeki adamın üzerine çarptı, bir tık geri sekti. Ondan sonra bana böyle davranamazsınız, siz kendiniz ne sanıyorsunuz dedi. Bu sefer 3 tane daha geldi o cübbeli tiplerden. Üçü birden adamı aldılar kollarına ve masadan uzaklaştırıp sokağa doğru ittirip attılar direkt. Bu arada sadece o siyah cübbeli adam elindeki tüy kalemiyle oraya notlar alıyor. Hiç umurunda değil yani. Ondan sonra sizin önünüzdeki adam geldi oraya işte. O da böyle siz devam edin deyip ben şey dışarı çıkıyorum. Tam sevmediğim adam şeyi. Yok bir şey mi oldu? Geleyim mi sana? Sen dur burada. Dışarı attıkları adamın yanına gideceğim ben. Dışarı derken sadece masadan bir 5-10 metre uzaklaştırıp oradaki sokağın ortasına ittirdiler adamı. Tamam. Neyse yanına gideceğim. Hı-hı. Adam da oradan bağırınıyor falan. O diğer o 12 cübbeli tipin 3 tanesi başındaydı ya. Onlar da adamı ittirdikten sonra geri çekildiler. Böyle kollarını birbirinin içine sokup pıtır pıtır yerlerine geçiyorlar. Geri kalan 9 tanesinin yanına. Ondan sonra sakin olmaktan pis ayak geliyor dedim. Adam durdu bir. Ne sakin olacağım, benim buraya gelmemin bir sebebi var. Kimse beni anlamıyor. Bir şeyler deyip duymaya başladı adam. İyi bayağı bir zırhlı mırhlı. Biraz yürüyelim istersen. Hem bir sakinleşir, hem bana konuyu anlatırsın. Ya git bir adam, sen de mi uğraşacağım dedi. Seni de böyle bir iteledi herif. Göğsünden. Yani yardımcı olmak istemiştim sadece. Senin yardımını istemiyorum deyip döndü çıkışa doğru. O ikinci surların olduğu tarafa doğru. Keyfi bilir. Ne diyeyim şimdi? Yani. Ondan sonra arkadaşlar sizin önünüzdeki adam bu arada geldi. O da bir büyücüydü işte. Adam bir şeyler konuştu vesaire. Onu da almadılar içeriye. Adam dönüp gitti direkt. Ondan sonra siz geldiniz. Siyah cübbeli adam baktı, hanginiz girecek dedi. Aslında hepimiz girmek istiyoruz. Merhaba bu arada, ben Asphodel Devix, bir Lackbringer'ım. Cromwell Gringard. Orucu. Hoş geldiniz, ben Gate Warden Maynard Twinstone. Ben de Alaric, bilgi aşığıyım. Referansınız kimdir? Referansımız yok. Biz bu şehirde yeniyiz. Girmek için gerekli prosedür nedir onu öğrenmek istedik aslında. Anlıyorum. Adamın adını tekrar eder misin diye. Maynard Twinstone. Sayın Twinstone. İkiz taş. Çok garip. Twinstone gibi hakikaten. Neyse sen öyle deyince adam sana oradan böyle bir deste bir kağıt vardı. Onlardan bir tanesini verdi. Burada yazıyor dedi. Tamam, teşekkürler. Aldım kağıdı. Hadi gidiyoruz. Demek ki böyle işliyor burada. Çekilelim kenara. Kenara çekildiniz. Sıradaki geldi tabii. Sen çevir bir tomar dedin. Yok, bir tomardan bir tanesini verdi sana. Her şey scroll gibi. Tomar dediğin o yani.
Böyle koca koca bir şey verdi sanıyorum ben. Yok değil. Tamam. Aldım bir baktım. Şey oku, oku. Yok işte bir sürü doldurulacak form yani bir şey bürokrasi. Öncelikle en başta yazan bir tane buraya neydi o giriş izni olan bir büyücüden Wizard Mart'lı bir yazı istiyorlar. Bu adam buraya girebilir diye. Ondan sonra içeriye girerken eğer ilk girişinizse 10.000 gold değerinde içerisinde bilgi içeren kitap getirmeniz gerekiyor. Giriş izni almanız için. Bunu bir kere yapıyorsunuz. Ondan sonra girebiliyorsunuz ömür devamlı boyu olarak. Giriş mi ondan sonra? Evet, ömür boyu girişiniz oluyor. Ondan sonra içeriye eğer ki kabul edilirseniz, kabul edildikten sonra nerede o? Sadece 10 gün kalabiliyorsunuz bir seferde. 10 gün sonra çıkmanız gerekiyor özel bir durum olmadıkça. Aynı zamanda da bu 10 günlük süreden sonra çıktığınızda bir ay içerisinde tekrar giriş yapamıyorsunuz. Ondan sonra biz zaten ilk maddede elendik. Yani aynı zamanda yine ilk girişinizde olmak şartıyla buradaki işte bilmem kimlerden orada bir şey yazıyor. Şimdi adı aklımda değil. Onlarla bir mülakata giriyorsunuz. O mülakattan geçmeniz gerekiyor. O da okeyse o zaman içeriye alınabiliyorsunuz. Kenardayız ya, ben başımı uzattım. Bu şeylerin her birimiz için ayrı ayrı karşılanması mı gerekiyor? Yoksa bu grup şeklinde halletsek mi evet. Olur mu? Yok. Ayrı ayrı karşılanması gerekiyor. Evet. Peki. Birinciyi diyelim ki hallettik. Sonra işin içerisinde 10.000 gold edecek kadar bilginin olduğu bir şey, o kadar ucu açık bir şey ki ya biz bu bilgiyi biliyorduk deyip o bilginin değerini sıfır diyebilirler. Zaten mülakat ya var o çok... ya. Mülakatta eğleniriz zaten. Şekilde geçer ya. Niye canım? Lan kopya çeker geçeriz gibi geliyor. Şu giren adamı takip alsaydık aslında. Nasıl girdi? Kahverengi cübbeli bir tane adam girdi içeri. Mülakatta ne soruyorlarmış İki. Bir ipucu. O Talantir değil miydi? Hayır, hayır, öyleydi o. Sanki. Mor cübbeliydi o. Hayır, onun ha, adını söyledi. Referans oydu. Evet. Referansım Talantir dedi. Hı-hı. Evet, demek ki ondan... Aa, ben de gideyim. Ben tanışıyorum ne de olsa. İlk madde adamdan hayır. Wizard Mark mı kağıt istiyor? Wizard Mark kağıt bulmak kolay değil. Gidip adamla konuşmamız sanki lazım. Sanki şey burası. Aynen. Yani. Bize referans, bizi ne kadar tanıyor ki bize referans olacak? Vallahi 5 dakika hiç tanıyor. Gidelim o adamla konuşalım. Belki bir iyilik yaparız ona. Ha. Belki onun bilmediği tam, onun tam onu diyecektim. Şey olmadı. Bir gidelim bir konuşalım. Şimdi o prosedürün peşinde koşmaktansa yakın bir yerde bulabileceğimiz bir... Hayır, bir saniye. Yakın bir yerde bulabileceğiniz bir halk kütüphanesi tarzı bir şey var mı? Onu bir öğrensek belki aradığımız bilgiler oradadır. Hani neyin nerede onu bilemezsiniz ki. Tabii canım, belki de çok genel bir bilgi bu. Aradığınız çok da özel bir şey yani değil. Çok rahat bir şekilde ulaşabileceğim bir şey belki. Onun yani... dışında biz burada şeyleri kovalıyoruz yani. Kelebekleri kovalıyoruz. Yok, ben şey çalışacaktım. Leoval bir tane şey atar mısın? Int veya wisdom check. Ne varsa sende. Var. Hemen göndereyim. Wisdom değil mi? 8, ikisi de tutar. Süper. Sen bir dakika ya oldun kendi kendine. Ulan Talantir Beregos büyücüsü zaten. Lyon adamı duydun. Beregos'ta evi var adamın. Doğru ya. Doğru. Tanıyorum doğru. Ben o adamı. Hatırlıyormuş, hatırladım şimdi. Bir dakika, Beregos bir dakika diye. O şeyi Wizard Mark'ı halletme şansımız var. Bir konuşurum en azından. Bizim hemşerim o. Arkadan çıkartamamıştım, isminden şimdi çıkarttım. Ya zaten yani. Şey de dediğimiz gibi, Alarik'in de dediği gibi benim de şey, bir görev gerekirse veririz. Bunu da yaparız o arada. Başka neydi? Kitap işi biraz zor.
Bilgi işi çok zor. Mülakat. Bir de şu kahverengili giren büyücü bu akşam çıkar mı acaba? Ona bir sorsak ne Valla soruyorlar mülakatta? birkaç gün kalabilir de. Evet, Yani kalabilir mi? içeride 10 gün kalma süren varsa içeride 10 günden fazla araştırma yapacak durumunda vardır diye düşünüyorum ben. Hani giren yarım saatte çıkar diye zannetmiyorum yani. Girmesi bu kadar zor bir yerden kimse 10 gün önce çıktığını ben çok düşünmüyorum. O zaman içeride yemek hizmeti falan da var, kalırlar yani. Ya bir de bir şey Koca soracağım kale. ben. Bu bayağı zahmetli ve maharetli bir iş dediğin gibi. Aslında Asfeder, diğer seçeneklere de bakıp bir an önce şeyin de yoluna mı yollansak? Ya tamam, zaten burada yapmamız gerekeni yaptık. Şu anda Devam. istesek de giremiyoruz içeriye. O Aynen. arada Beragos'ta gideriz. Ya. Gidip gelirken de bu belgeleri tamamlamaya çalışırız. Ya Leovat. Tamam. Bu adam Talantir'i nereden biliyor? Alarik. Şeyde konuştun dememiş miydi Ham'da? Onun Hı, Talantir Han'da olduğunu konuştum ben. söylememiştik sana. İsmini İsmi, söylemişti hayır, ya. söylememişti. Bir büyücüyü Söyleseydi söylemişti, zaten evet. tanırdın hacı. Ha, doğru, ismi şimdi söyleyince hatırladım. Hakikaten sen Talantir'i nereden tanıyorsun? Ben şimdi anket kafası Ben yeni. konuştum ya, mor Oğlum cübbesi adam var. Han'da Han'da o konuştun zaman. mu? Han'da burada adam. Yani bir saat önce konuştu herif yani, ya da 2 saat, 3 saat, Gece neyse. gece, akşam Gece konuştu. Ha işte konuşmuşlar. gece o zaman, neyse. Burada. Şey yaparız onu. Han'a gidip bakarız ona. İyi. Tamam, gider bir konuşuruz onunla. Yani. Çünkü şimdi siz Beragos'ta giderseniz Talantir yok. Nerede? Nerede Kendi o kim kimse? küpte. Alarik Niye söylemedi? alarık sormadınız. Bir de iş yapmış. Ya böyle basit Tamam. şeyleri es geçmeyin arkadaşlar, patlarsınız. Ya adam Han'da ismini söyledi diye kalmış benim aklımda da ondan. O noktaya kaçırdım Tamam, o ben. zaman bana dönüyoruz. Ben içeri giren Talantir zannettim ya Hayır değil. önce. Kahverengi Yo cübbeli yo. biri. O Hı. özellikle cübbe O rengini yüzden söyledi böyle şey yaptım. zaten. Talantir falan yaptım Öyle arkasından böyle. sandıydım Hani da beni de sonradan alsın gibi. söyledim ben zaten sana. Sen onu dedin, sonra ben söyledim. Anladım. Ben mi yaptım onu? Tamam arkadaşlar, ne yapıyorsunuz o zaman? Ya gidelim hani o Han'a zaman, gidelim, Talantir'le adamı bulalım konuşalım. daha geç kalmadan. Tamam, o zaman bölümümüzü burada kapatalım madem ha. Bir sonraki bölüme Tamam. geçeriz. Bir bölüm daha yaparız. Hı. Yaparız. O zaman abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.